Değerli cemaatimizin kıymetli Müslümanlar, bugünkü tefsir sohbetimizde sizlere bu okumuş olduğum ayet-i kerimelerin anlamlarını vermeye gayret edeceğiz. Bu okumuş olduğumuz sure Tekabül suresi. Cenab-ı Hak bu surede bizlere şöyle sesleniyor. Bu Tekabül suresi Medine döneminde inmiştir. Ayetler Mekki ve Medeni olmak üzere iki ayet. Yani Mekke'de inen ayetler, Medine'de inen ayetler. Bu Tekabül suresi diyor, Medine döneminde inmiştir. 18 ayettir. Sure adının 9. ayette geçen Et-Tevabun kelimesinden almıştır. Tevabun aldanma günü demektir. İnanmayanların aldanışları kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne yevmül tevabun yani aldanma günü denmiştir. Surede başlıca mümin olsun, kafir olsun, herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü apaçık ortaya çıkacağı konu edilmektedir. Evet, sureye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Yüsebbihu tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'ı över. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hepsi kendisini yoktan var eden Rabbini zikreder, tesbih eder. Hiçbir canlı yoktur ki Allah'ı kendi diliyle tesbih etmesin, yüceltmesin. Bunların bir sayısını bilemeyiz, yerindeki canlı. Ama her canlı diyor, her hayat sahibi kendisini yoktan var eden Rabbini tesbih eder, anar. Çünkü lehül mülkü, bütün mülk, kainattaki her şey kimindir? Allah'ındır. Ve lehül hamdü, ancak hamda Allah layıktır. Hamd edilmeye, övülmeye, mülk sahibi olan Allah-u Azimüşşan layıktır. Ve huve alâ kulli şeyin kadîr, çünkü o her şeye kadirdir, her şeye gücü yetendir diyor birinci ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimenin sonunda işte müezzin efendiler her gün lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Bu aynı zamanda işte müezzinlikte söylenen ayet-i kerime. Ne diyoruz her gün? Yani mülk senindir ya Rab. Hamd senindir. Sen her şeye kadirsin Rabbim diye Cenab-ı Hakk'ı her gün namazlarda tesbih ediyoruz. Çünkü yaratılmış bir varlıkız. Allah'a muhtaçız. Allah için hiçbir şeye muhtaç değil. Bütün canlılar kendini yoktan var eden Rabbimize muhtaçtır. Onun için dünyada her canlı, kendisini bilen her canlı Allah'ı tesbih etmesi gerekir. Eğer Allah'ı tesbih etmiyorsa bil ki Allah'a baş kaldırmıştır. Allah'a isyan etmiştir. Bunun sonu Allah göstermesin çok felakettir. Hüvellezî o öyle bir Allah'tır ki halakaküm sizi yoktan var etti. Yaratan Rabbimiz. Diğer canlılar yaratılmış. Hiçbir insan yaratıcı değildir. Ben onu yarattım, bunu yarattım diyorsan Allah namaza, Allah'a şirk koşmuş demek. Yaratılan insan yaratmaya muktedir değildir. Yapmakla yaratmak arasında çok fark var. Çok fark var. Onun için hiç
hiçbir zaman bu kelimeyi konuşmuyor. Ben bunu yarattım, sen, o onu yarattı. O olmasaydı bizi kim yaratacaktı Allah? Yaratıcı kim? Allah Azimüşşan, ben var ya. Ama yapmak başka şey, yapmak bir benzeri vardır. Ustadır, el mahiyettir, onu yapar. Bu yapmakla yaratmak arasında ki fiili ayırmamız gerekiyor. Yaratıcı tek varlık Allah-u Azimüşşan'dır. İşte o Allah öyle bir varlıktır ki hüvellezî halakaküm, sizi yoktan var etti. Bütün canlıları Cenab-ı Hak yarattı. Öyle olmasına rağmen, sizi yeryüzüne göndermesine rağmen, feminküm, içinizden öyleleri vardır ki, nefsine ve şeytana mağlup olarak, inat olarak kafirun küfreder, inkar eder. İnkarcıdır, tanımaz. Yani kendini yaratan Rabbini tanımaz. Allah öyle noktan muhafaza etsin Rabbimiz bizleri ve nefsimizi. Tabi dua ederken kendimize dua ettiğimiz gibi kıyamet gününe kadar gelecek neslimize de dua edelim. Yani neslimizden inkarcı bir insan dünyaya gelmesin. Rabbim diyebiliriz. Benim neslimden, benim sülalemden, sülbümden inkar eden kimseyi getirme ya Rabbim diyeceğiz. Yani kendimize dua edeceğiz. İşte içinizden bazıları vardır ki bir feminküm. Kafirin inkarcıdır. Yani her şeyi inkar eder. Yaratılışını inkar eder. Nimete şükredeceği yerde nankörlük eder. Ve minküm içinizden bazıları da vardır ki müminin mümindir. Yani iman ehlidir. Cenab-ı Hak bizleri iman ehlinden olmayı nasip etsin inşallah. Yani dünyada diyor Cenab-ı Hak kafir de vardır, mümin de vardır. Olacak yani kıyamet gününe kadar Ebu Cehiller de olacak, Muhammedler de olacak. Ebu Cehil hiçbir zaman eksik olmaz. Kendisi yoktur ama torunları vardır. Yani kıyamete kadar firavunlar hiçbir zaman Nemrutlar diyor yok olmaz. Dünya durdukça onlar da olacak, inanan insanlar da olacak. Çünkü cennet daha, cehennem daha. Kimisi cennete gidecek, kimisi cehenneme gidecek. Nemrutların, Ebu Cehillerin, Firavunların yeri ve onların yolundan gidenlerin yeri Allah göstermesin. Ebedi cehennemdir. Halidine fiha ebeden. Ebedi, sonsuz. Müminlerin yerine, Muhammedlerin arkasından, yani peygamberlerin arkasından gidenlerin yerine cenneti âlâdır. En güzel cennetlerden inşallah. Onlar da orada ebedi kalacaklar. Cenab-ı Hak bizi ve neslimizi iman edenlerden eylesin inşallah. Ve minküm mümin. İçinizden bazıları inkar eder, küfreder, kafir olur. Bazıları da iman ehlidir. Vallahu bima te'melûne basîr. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görücüdür. Allah her şeyi görüyor. Yani sizin içinizden geçen, dışınızdan geçen her şeyi Cenab-ı Hak görüyor, biliyor. Allah'a göre gizlilik yok. Vallahi Allah bima te'melûn, ne yaparsanız, ne işlerseniz, dünyada ne amel işlerseniz, basir Allah görücüdür. Hepsini görüyor. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. Cenab-ı Hak gökleri ve yeri, biliyorsunuz ayet-i kerimede hep gökler diye geçiyor. Gök diye geçmiyor.
Hep halakas semavu ve semavatın hepsi. Hep semavat. Çünkü bu gördüğümüz birinci kat sema. Bundan daha altı kat sema daha var. Bu bizim gördüğümüz birinci kat sema. İnna zeydenna semâed dünyâ bimesâbîhâ ve ceannâhâ hücûmen şeyâtin ve a'tidnâ lehum azâb-ı sâbî. Hür suresi, tebârek de Cenab-ı Hak. Bu birinci kat semayı yıldızlarla, aylarla, güneşlerle süsledik diyor. Yani bizim gördüğümüz bu birinci kat sema. Bunun da ucu ucu yok. Dünyanın bir ucuna gitsen ay aynı görünür. Yıldız aynı görünüyor. Direksiz, uçsuz bıraktık direksiz. Bir bina bile direksiz olmuyor. Cenab-ı Hak gökleri direksiz yarattı. İşte Cenab-ı Hak'ın yüzünü gösteriyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, gökyüzüne bakmadınız mı? Efelem yanzuru ile semai. Gökyüzüne bakmadınız mı? O nasıl yarattı? O yıldızlar nasıl kondu? Hiç ibret almaz mısınız? Siz bu dünyaya yemeği içmeye, zevklenmeye mi geldiniz diyor Cenab-ı Hak? Misafirliğinizi ne çabuk unuttunuz? Cenab-ı Hak soruyor bu. Kıyamet gününde soruyor bunu. Cenab-ı Hak diyecek ki, ey kulum, ben seni dünyanın en güzel yerinde yarattım, sen ise bana isyan ettin. O zaman ne diyeceğiz? Sorgu var işte. Onu anladık ki aldatma günü tekabül suresini anladık. Halaka semavati Cenab-ı Hak gökleri ve yeri yer de diyor. Kur'an-ı Kerim'de vel ard diye geçiyor ama başka bir ayet kerimede misluhunna yani yer de yedi kat. Sadece bir kat değil yer de. Gökler de yer de yedi kat olduğunu ayet-i kerimeler bize haber veriyor. Yani bizim bu dünya gözüyle gördüklerimiz sadece nazari şeyler. Ve savvaraküm ne diyor Cenab-ı Hak? Sizi şekillendirdi. Hepinize ayrı bir şekil verdi. Dünyada milyarlarca insan var. Hiçbiri birbirine benzer. Hiçbiri birbirine aynısı değil. Bak şimdi suçlar nereden oluyor? Parmak izinden. Hiçbir insanı diyor parmak izi birbirine uymuyor. Milyarlarca insan var ama Cenab-ı Hak öyle yarattı ki hiçbir birbirine uymuyor. En kolay şey bak, hastanelerde olsun, emniyette olsun parmak izinden alınıyor. Çünkü en kolay şey parmak izinden alınıyor. Adam hırsızlık yapıyor, Allah muhafaza. Sonunda onun parmak izinden buluyorlar. Nereye kaçarsa kaçsın, parmak izinden buluyor. Hiç bilmiyorum. Neler yapıyorlar ama bazı şeyleri Cenab-ı Hak onlara fırsat vermedi. Yani Cenab-ı Hak ne diyor ki? Vasavvarak size şekil verdi. Sizi şekillendirdi. Herkesin ayrı ayrı özelliği var. Cenab-ı Hak kafanın içerisinde göz yaratıyor, burun yaratıyor, ağız yaratıyor. Bir tanesi eksik olsa olmuyor. Göz eksik olsa dünya verir. Ağzın olmasa neyle yiyecek? Burnun olmasa neyle koymayacak? Hepsini ayırırsa, kulak olmasa duymaz. Otun gibi olsun, dua gibi. Hiçbir şey yaramaz. Allah mı göstermiyor? Bakın ne kadar büyük nimetler var. Bir insan diyor, ömrü boyunca gidemedik. Bir insan ömrü boyunca anını hiç secdeden kaldırmasa, yani ölü uşağından itibaren hiç anını secdeden kaldırmasa bir gözün nimetini Cenab-ı Hak'a veremez. Bir gözün, bir tanesini, ikisini bırak. Bir gözün nimetini Cenab-ı Hak'a veremez. Yani Cenab-ı Hak'ın vermiş olduğu üzerindeki ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerin üzerindeki nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. O nimet ne zaman kadir kıymeti bilinir? Elinizden alınınca.
Allah göstermesin, elimizden bir alınsa, yani birisini kaybedersek, anlayacaklarken birini kaybedersek, işte o zaman o nimetin kadr kıymeti çok iyi anlaşılır. Ne diyor Cenab-ı Vassavv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 v
çok güzel yaptı. İnsanın apayrı güzelliği, yaratılış güzelliği var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı anladı Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar dünyada en güzel şekil olarak yaratılan Yusuf Aleyhisselam. İşte biliyorsunuz Zeliha ona göz koyunca bütün kadınlar demişler ki şu kralın hanımına bak. Köleye tenezzül etmiş. Yani ne kadar ayıplıyorlar. Kıssadan anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Ve o diyor işte sonradan Yusuf'un hanımı oluyor da bir ziyafet hazırlıyor. Ziyafette kadınlar yemek yedikten sonra önlerine diyor bir bıçakla bir tabak, bir bıçak, bir de elma. Yusuf'a dedi ki Yusuf'a şuradan geç bir bakalım şu kadınların oğulları. Kadınlar ellerini geçmiş. Yani Yusuf diyor yavaş yavaş geçince dediler ki bu insan değil. Bu insan değil yani. Hala bu melek dedi. Ellerini kesmişler, hiçbir haberinde değil. Niye? Yusuf'un güzelliğine o kadar hayran kalmışlar. Bu nasıl bir şey yani? Yani yaratılış olarak, işte Cenab-ı Peygamber Efendimiz de aynı. Onu gören diyor, hayran kalıyor. Ebu Cehil bile hayranını gider ediyor. Ebu Cehil'e bilmiyoruz Peygamber. Ama Cenab-ı Hak ona bir imanı nasip etmedi. Yani o güzelliğine doyamadı Peygamber. İşte her insana ayrı bir güzellik verdi. فَاَحْسَنَ سُوَارَكُمْ Cenab-ı Hak size şekillendirdi ve şeklinizde en güzel yaptı. Ve اِلَيْهِ الْمَصِيرِ Ama sonuç yine Rabbinize dönüştü. Hepimiz Rabbimize döneceğiz. Eğer dönüş olmasaydı bu dünyanın da ne tadı olurdu ne lüzumdu. Cenab-ı Hak her şeyi güzel yarattı. Herkes bu dünyada kalsaydı herkes birbirini yerdi. Yani dünyada güzel olmazdı. İşte kimisi gelecek, kimisi gidecek böyle bu misafirhane böyle. Ama sonunda her şey yeni bitecek. Ve ileyhil masir dönüşünüz güzel de olsanız yani çirkin de olsanız yaratılış itibariyle Cenab-ı Hak sizi güzel yarattı. Dönüşünüz yine Rabbinize olacak. Rabbimize döneceğiz. Bizi yoktan var eden Rabbimize döneceğiz. Ya'lemu ma fis semavati vel ard. Cenab-ı Hak göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gece karanlığında siyah karıncanın ne taşıdığını bilir. Cenab-ı Hak her şeyi bilicidir. Yani bu ma fis semavat. Burada yine hep fis semavat. Kur'an-ı Kerim'in ayetlere bakın. Hep fis semavat. Göklerdeki bir. Hem çoğul kullanıyor. Fis semavat vel ard ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. İzleseniz de, aşağı vursanız da içinizden ne geçirdiğini Rabbimiz çok iyi biliyor. Onun için içimizden güzel şeyler geçiririz. İçimizde fitne fesat olmayacak. Güzel şeyler geçireceğiz ki Rabbimiz biliyor. Bundan hesaba çekileceğiz. Vallahu Allahu azimuşan alimun bi zati sudur. Allah kalplerdeki, göğüslerdeki olan şeyleri hakkıyla bilendir. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i yaratılışına uygun bir biçimde hareket eden, Allah'ı tanıyan, Allah'a ibadet eden, sonunda dönüşü güzel olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bizleri ibadetten, imandan mahrum etmesin. İzâ ebillâhi teâlâ el-Fâtiha.